Birazcık beklettik sizi. Yok, kusura bakmayın. Çok keyifli bir söyleşiydi. Nevzat'a en son 61 sel lansmanını da gördüm. Ben o zaman fark ettim Trabzon yönetiminde olduğunu. kendi de söylüyor işte. Yani müthiş. Aslında İstanbul doğma büyümeli evet. Ama Trabzon tutkusu var. Sağ olsun. Bugün geldi, sohbetimizi yaptık. Ama ya ben hakikaten çok eskiden tanıyorum kendisini ve şeyi o Trabzonspor tweetleri arasında teknoloji aramaya başlıyorum. Bu arada Kaan Bey'i de ben Turkcell CEO'su olmadan önce Twitter'da işte belli yerlerde takip ederdim ya da işte karşılıklı böyle bir connection'ımız vardı, hiç tanışmamıştık. O zamanlar benim böyle çok sevdiğim Steve Jobs'un da bir Stanford konuşması vardır, o ünlü konuşuyor, belki bilirsiniz. Orada söylediği bir söz vardır, bu stay hungry, stay foolish. Siz onu, yanlış hatırlamıyorsam tweet atmışsınız galiba. Ondan evet. Ya ondan yani hemen önce ya hemen sonrasında Turkcell CEO'luğu evet. Göreviniz evet. Açıklanmıştı. Ben çok mutlu olmuştum çünkü bu tür konulara daha hakim olan bir CEO Turkcell'de çok değerli olur demiştim ve sağ olun kırmadınız Webras Summit'te. Çok teşekkürler davetin için. Hakikaten burada olmaktan çok memnunum. Türkiye müthiş bir hızla gelişiyor. Ve Türkiye'den bence çıkan bu tutku hikayeleri Nevzat'ın anlattığı gibi daha da artarak büyüyecek. Daha büyük başarılar çıkacak. İnanıyorum buna. Hazır yani Türkiye demişken ben biraz da böyle hemen konuya da hızlı gelip çünkü size ben bayağı soru var burada. Sormak istediğim. Onun için süreyi doğru kullanmak adına. Şöyle genel olarak bir Turkcell'in yeni dönem stratejileri ile bir başlarsak evet. Belki öncelikleriyle sizden alırız. Çünkü devamında ben biraz daha detaylara girmeye başlayacağım. Sizden bir genel bir değerlendirme, yeni dönem stratejileri hedeflerini alırsak. Tabii. Çok hızlı şöyle anlatayım. Ben Turkcell'i tarif ederken biz telekom lisanslarına sahip bir OTT şirketiyiz. Orada TAP şirketiyiz diye anlatıyorum. Çünkü hakikaten son 10 seneye baktığınızda telekom şirketleri çok kritize edildi. Büyümüyorlar, yenilikçilik yok, inovasyon yok. Hakikaten bütün herkes üzerlerinde çalışıyor, networklerini kullanıyorlar, değer yaratıyorlar ama telekom şirketlerinin değer yaratmadığı konusunda çok eleştiri yapıldı. Halbuki son 3 seneye bakıyorum, akıllı cihazların penetrasyonu arttıkça telekom şirketleri aslında müşteriye en yakın şirketler haline dönüyor. Bu değişimi anlamak çok önemli. Biz Turkcell olarak buna oynuyoruz. Yani biz artık teknoloji odaklı bir altyapı oyuncusu olmaktan hizmet odaklı bir deneyim oyuncusu olmaya dönüşmek zorundayız. Bu dönüşümü de Türkiye'de başlattık. Türkiye'de bizim sabit ve mobil altyapı şebekelerimizi işleten iki şirketimizi birleştirdik ve bunların üzerine dediğim gibi telekom lisanslarımızı kullanıp doğru televizyon platformlarını, müzik platformlarını, elektronik ticaret platformlarını, anlık mesajlaşma ve chatbot platformlarını kurarak müşteriye bambaşka bir deneyim sağlamak istiyoruz. Türkiye tabii çok zor bir pazar. Yani Türkiye'de telekom işinde olmak müthiş vergilendirmenin yoğun olduğu bir pazar. Burada 22 yılda yarattığımız deneyimi, birikimi de bölgede değerlendirmek istiyoruz. Şu anda biz Ukrayna ve Belarus'ta ve Kıbrıs'ta operasyonlarımız var. Önümüzdeki dönemde Balkanlar'da, Orta Asya'da, Orta Doğu'da bu deneyimimizi aslında çoklayacak bir takım yatırımlar içinde de olmak istiyoruz. Ben telekom sektörünün büyümeyen bir sektör olduğuna inanmıyorum. Biz telekom lisansına sahip bir OTT operatörü olarak Türkiye'de de bölgede de büyüyebileceğimize inanıyorum. Bir örnek vereyim. BIP diye bir uygulama çıkardık. Şu anda 11 milyona geldi. 200'e yakın ülkede indirilmiş durumda. Bizim ne İran'da ne Birleşik Arap Emirlikleri'nde 1 liralık bir altyapımız yok. Ama 200 bine yakın müşterimiz var bu pazarlarda bizim bu hizmetimizi kullanan. Hep şunu diyorum, telekom sektöründeki arkadaşlarımla bir araya geldiğimde, akıllı cihazlara bakıyorsunuz, üzerinde onlarca, yüzlerce uygulama var. O uygulamalarının her birini müşterilerimiz bir fayda gördüğü için, hayatlarına bir şey kattığı için seçerek indiriyorlar, kullanıyorlar. Biraz önce Nevzat anlattı hayatımıza yemek sepetinin kattıklarını. 3 tane uygulama var. Kontak listesi, SMS ve dialer, iptidai. Ve bunlar bizim uygulamalarımız. Ya 10 yıldır bir şey değişmez mi? 10 yıldır bir dialer'da bir ilave fonksiyon eklenilmez mi? Bunu değiştirmemiz lazım. Ve bunu Turkcell sadece Türkiye'de değil, dünyada değiştiren ilk telekom operatörü olacak diye ümit ediyorum.
konuşurken siz dikkat ediyorum. Böyle bayağı aslında yani Turkcell gibi dev bir şirketin CEO'su olmanın yanında böyle içeride hep böyle bir şey hissediyorum ben. Böyle bir girişimci ruh, bir yatırım. Mesela BİP'ten bahsederken böyle bir anda evet, heyecan evet. basıyor falan. 11 milyona geldik, 200 bin şurada var falan gibi şeye giriyor. Ben biraz önce eksik anlattım. Bu arada Kaan Bey, Turkcell CEO'su olmadan önce bir şekilde işte diğer rollerinden dolayı takip ederdim. Benim Türkiye'de yani üst düzey CEO, üst düzey yönetici olup da angel liste hesabı olarak olan gördüğüm belki de tek kişi olabilirsiniz. Yani angel.co bilenler vardır burada, angel list. Angel liste hesabınız vardı sizin. Doğru, var. Ben 99-2012 yılları arasında Cisco'da çalıştım. Belçika'da, Londra'da, San Jose'de. Dolayısıyla o Silikon Vadi havasını hakikaten çok yaşamış ve o dönüşümü de yaşamış bir insanım. En iyi zamanlarını da, en kötü zamanlarını da daha sonra sürdürülebilir gelişmeyi de gördüm. O dönem bana hakikaten çok güzel örnekler yaşattı. Cisco dünyanın en çok biliyorsun acquisition yapan şirketlerinden bir tanesiydi. Özellikle orada ileri teknolojileri yönettiğim dönemde herhalde 30-40 tane acquisition'ın içinde bizzat bulundum. Wow. O yüzden de hakikaten bu alana çok büyük bir ilgim var. Tarafınızı büyük, ya ben de bilmiyordum bu arada. Yani tamam, tabii daha ama teknoloji odaklıydı bu acquisition'larımız ama hakikaten o girişimcileri görmek, o tutkuyu yaşamak bana da belki onu bulaştırdı. Nevzat biraz önce şey dedi, işte sabah kalkıyorum, kohortlara bakıyorum, AB gruplarına bakıyorum. İnanın her sabah kalkıyorum, dün Fizi'de kaç müzik dinlendi, şarkı dinlerdi? 2 milyon 200 bin şarkı dinlenmiş mesela dün itibariyle. Buna bakıyorum. Çünkü hakikaten bu Türkiye'nin nabzını da veren bir şey. Mağazalarımıza kaç kişi girdi? Kaç tane akıllı cihaz sattık? BİP'ten kaç mesaj gönderildi? Buradaki nabız aslında şirketin nereye gideceğini, Türkiye ekonomisinin nereye gideceğini biraz söylüyor. Bu tutkuya sahip olmak lazım diye düşünüyorum. İyi şeyler söylüyor mu bu arada? Söylüyor. İnanın hakikaten Türkiye son 3 ay içerisinde çok zor dönemlerden geçmesine rağmen her gün insanlar daha çok şarkı dinliyor. Bence bu güzel bir ritim. Bu bir iyileşme, normalizasyon göstergesi. Bu arada şeyi sorayım. Hiç melek yatırım yapmış mıydınız daha önce? Ya angel liste falan yer aldınız veya böyle bir eğiliminiz var mı? Şöyle söyleyeyim. Ben çok yatırım yapılmasına vesile olmuş bir insanımdır. Özellikle son görevimden sonra tabii ki menfaat çatışmasına da izin vermeyecek şekilde kendimi bu alandan çektim. Ama sürekli takip ediyorum. Burada gördüğüm birkaç tane videolarda gördüğüm şeylerin hepsini de takip ettim. 25 gibi, tapu.com gibi bir takım alanlarda hakikaten çok güzel girişimler var Türkiye'de. Bunları takip ediyorum. Çok bunlara da vesile olmuşumdur. Dolayısıyla aynı atmosferi soluyoruz diyebilirim bu anlamda. Güzel güzel. Şimdi burada şimdi biz bu sohbeti yaparken birçok kişinin aklına tabii ki bu soru gelmiştir. Geçmişten bugüne kadar yani işte Webrazi 10 yıllık bir yer, yani bunun herhalde 9 yılında falan hep bu beklenti vardı. Turkcell acaba günün birinde böyle bir ne bileyim işte bir fon kurup da yatırım yapmaya başlar mı? Ya da ne bileyim işte bir şirket satın almasına gider mi? Çünkü Türkiye'de büyük sorunlardan bir tanesi aslında exit sayısı çok az. Çünkü satın alan büyük şirket sayısı da az. Sizin burada Turkcell tarafında bu tür böyle bir yatırım, satın alma vesaire gibi hedefler, planlar var mıdır? Çok böyle havadan geldi belki soru bir yanda ama. Yok, çok teşekkür ederim sorduğun için. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Turkcell bir grup girişimcinin inanarak yaptığı bir yatırım. Ve Turkcell yönetimi olarak da yönetim kurulumuza bir vazife vermişler. Bizim bu yaptığımız girişimi bu sektörde büyütün, geliştirin diye. Ben o girişimcilerin girişim yapma hakkı olduğunu düşünüyorum. Bizim amacımız, görevimiz buradaki şirketimizi en karlı şekilde daha da büyüterek onlara o fonları geri vermek, onların o yatırımları yapmasını sağlamak. Ve şuna çok dikkat etmeye çalışıyorum. Turkcell çok büyük bir şirket. Belirli alanlarda yatırım yapması aslında pazarı bozabilecek özellikleri de getiriyor. Benim en büyük korkum, ya Turkcell bizim fikrimizi aldı, çaldı, daha sonra kendisi yaptı dedirtmek. O yüzden bizim iki tane önemli rolümüz olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi girişimcilerin en ucuz maliyetlerle işlem gücüne ulaşabilecekleri bulut hizmetlerini onlara sağlamak. Hatta bunu bir müddet bedava vermek. Yazılım geliştirme araçlarıyla bedava vermek. İkincisi onlara sipariş vermek ve kanal olmak. Bu alanda kendimizin disipline olması gerektiğini düşünüyorum. Bizi
yeni girişimcilerin ürettikleri hizmet ve ürünlere sipariş verirken göreceksiniz. O hizmet ve ürünleri de pazara gitmesinde desteklerken göreceksiniz. Ama özellikle bu alanda yatırımcı olarak görmeyeceksiniz. Çünkü biz pazarın bizim gibi bir büyük oyuncu tarafından bir anlamda crowding out etkisinden uzak kalmasını istiyoruz. Bu da bu arada çok güzel bir yaklaşım. Yani sonuçta yani biraz da balık tutmayı öğretiyoruz gibi bir durum da oluyor. Arı kovanı var aslında bunların. Arı kovanı var. Arı kovanı mesela bizim crowdfunding inisiyatifimizdi. Evet. Türkiye'de bir Kickstarter ayarında bir altyapı olmamasını gördük. Ve bu alanda da hakikaten herkesin güvenebileceği bir ismin devreye girmesini istedik. Arı kovanını kurduk. Arı kovanında bugüne kadar 2-3 tane yatırım alan fikir de oldu. Bunlardan bir tanesi hatta bir Twin bilim seti, bir tanesi de bir 3D yazıcıydı. Çok sevindik bunlara. Şu anda da çok güzel bir pipeline var orada. Yine biz Türksel olarak oradaki fikirlere de sipariş vererek katkıda bulunuyoruz. Ve benim çok önem verdiğim ve ileride de çok desteklemeye devam edeceğimiz bir platform olacak. Çok bir şey geldi aklıma, evet. Merak ettim. Şimdi mesela Arı Kovanı'nda bir şey girdiniz, hoşunuza gitti. Kaan Terzioğlu olarak kendiniz girip verseniz borsa vesaire nezdinde sorun çıkar mı acaba? Yani onu Allah'tan göstermiyoruz ama şunu söyleyeyim, birçok ürüne, özellikle böyle %80'ini falan gelmiş ürünlere ben ve yönetim ekibimiz hepimiz beraber sipariş veriyoruz ve deniyoruz. Bir yandan geldi sordum valla. Şimdi bir yandan sorarken de şimdi bir sürü dengeler var, bir sürü bir şey var falan. Çok güzel, çok güzel. Şimdi bu arada yani biraz önce dedim ya sizde zaten ben yani birebirde de sohbetimizde çok böyle bir o girişimci sohbeti dönüyor. Türksel'de bunu görüyoruz. Arı Kovanı var, Türksel Akademi var. Benzeri aslında biraz da dijitali ilgilendiren bu tür BİP mesela bunlardan bir tanesi. Evet. Ve biraz da geldi biz hep böyle ilkleri söyleriz de gene böyle bir damdan düşen bir soru geldi aklıma. Bu aralar böyle bize çıtlatabileceğiniz enteresan yeni bir şey var mıdır böyle bu tür projeler arasında? Şimdi hep bir laf vardır işte content is the king derler. Ben şunu görüyorum ki aslında curation is the king. Ve eğer bilgiyi doğru curate edip bunu müşteriye en iyi şekilde sunabiliyorsanız müthiş değerler çıkıyor. Şu sıralar beni en heyecanlandıran şey bizim dergilik ve gazetelik uygulamalarımız. Bir ay oluyor aşağı yukarı devreye soktuk. Müthiş bir uygulama. 25 bin dergi download edilirken geçen ay 251 bin dergi download edildi. Yani bugün Türkiye'de ortalama biliyorsunuz dergiler 1000-2000 bilemediniz en yüksek satan 5000 satar. Platformda bir baktım geçen gün 19 bin kere indirilmiş dergi var. Bu müthiş bir şey. Bu aslında bizim halkımızın doğru bir şekilde curate edilip sunulan ürünleri ne kadar güzel tükettiğini de gösteriyor. Bu alanlar beni çok heyecanlandırıyor. Dijital yayıncılık, televizyon, müzik bana göre geleceğin gerçek ilişkileri, connectionları burada ve buraya yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ha, çok güzel. Son birkaç soru daha sorabilirim anladığım kadarıyla. Şimdi ben aslında siz birazcık oraya girdiniz şu anda ama benim de aslında sormak istediğim sorulardan bir tanesiydi. Şimdi bunu yani bunu ister kişisel olarak cevap verin, ister Türkçe olarak da önümüzdeki birkaç yıl değiştireceğini düşündüğünüz teknolojiler veya dijital eğilimler var mıdır? Yani şu son dönemde herkes böyle belli böyle o hype kelime vardır ya, bu buzzwordler vardır böyle. Bunların arasında böyle sizin ya şu benim çok ilgimi çekiyor yani. İşte Kaan Terzi olarak bunu söylüyorum veya Türksel CEO'su olarak söylüyorum diyeceğiniz. Şimdi bu sıralar çok duyduğumuz bazı teknolojiler var ve bence hakikaten bu teknolojiler hayatımızı çok ciddi değiştirecek. Nedir? Augmented reality, virtual reality, artificial intelligence. Bu teknolojilerin mobil platformlarla buluşması bence hayatımıza müthiş değerler kazandıracak. Enteresandır, bunları duyduğunuz zaman ilk akla gelen şeyler oyunlar. Halbuki şöyle düşünün, bu teknolojileri birleştirdiğinizde mobil platformlarla buluşturduğunuzda bugün belki engelli bir insanın hayatına katabileceğiniz şeyleri düşünün. Mesela bir görme engelli bir insana belki akıllı bir değnek yaratarak hem o virtual reality hem augmented reality ile sensörlerle donatarak artificial intelligence ile karşısındaki objelerin sivri mi yumuşak mı olduğunu ona sürekli olarak söyleyerek hayatına katabileceğiniz katkıyı düşünün. Ya da yürüyemeyen bir insanı dünyanın en iyi müzesinde virtual reality ile gezdirebileceğiniz bir ortamı düşünün. Bence bize düşen şeyler bu gibi uygulamaları hayata geçirmek. Aynı konu
mülteci konusunda var. Yani bir takım insanlar hakikaten evlerini, barklarını bırakıyorlar, bir başka ülkeye gidiyorlar. Yine bu teknolojileri kullanarak bu insanların hayatlarını normalleştirmeye, zenginleştirmeye çalışmak bence çok önemli. O yüzden bu teknolojileri ben gerçek hayatta katkı sağlayacak şekilde kullanma konusunda bir tutkum var. Ve Turkcell'in de bu alanda ilkleri yapmasını istiyorum. Geçen gün belki duymuşsunuzdur, Suriyeli mülteciler için Merhaba Umut diye bir uygulama yaptık. Uygulamanın en enteresan şeylerinden bir tanesi, Nuance Language Translation Capability'yi aldık, uygulamaya entegre ettik. Türkçe konuşuyorsunuz, Arapça söylüyor. Arapça konuşuyorsunuz, Türkçe söylüyor. Yani voice to voice translation yapıyor. Bu bile o insanların hayatında belki 2-3 tane önemli fırsatı yakalamalarını sağlayacak diye düşünüyorum. Bu gibi alanlarda bence bu yeni teknolojileri hayatımıza pratik bir şekilde entegre etmemiz lazım. Valla bugün tam böyle Webrazi sahnesine uygun bir sohbet yaptığımızı düşünüyorum. Sizden de en azından bu tür böyle birilerinin hayatına dokunan, bir şeyi değiştiren, fayda sağlayan işlere destek olacağınızı da öğrenmiş olduk. Ama şunu da öğrenmiş olduk bu arada. Öyle kimse Türkcell'den fon falan kurmasını, yatırım yapmasını beklemesin ama biz her zaman iyi işlere de destek olmak isteriz. İlk müşterisi oluruz diyorsunuz İlk aslında. İlk müşterisi oluruz. Evet. Onları da tabii ki çok etkin bir pazar dağıtım kabiliyetimiz var. Bu kabiliyeti de bu muhteşem fikirler için kullanmak isteriz. Önemli olan hakikaten bir tutkuyla verimlilik yaratmaya çalışmak. Bütün fikirler oradan geliyor. Bakın Yemek Sepeti Türkiye'de dönerli sandviçi yarım saat içinde 30 liralık bir malı size ulaştırıyor, sıcak sıcak yediriyor. Biz bugün hala yarım saatte 4000 liralık cep telefonunu alıcı müşteriye ulaştıramıyoruz. Ne kadar ayıp bir şey. Bizim bu sınırları yıkmamız lazım. Same day delivery değil, yarım saat içinde müşterimize hizmet verebilecek, onu hakikaten farklı hissettirecek şeylere ulaşmamız lazım. Ve daha alacak çok yolumuz var. Dolayısıyla yapacak da çok iş var. Çok güzel sohbet. Çok sağ olun geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun.